Merhaba sevgili izleyiciler. İçten dışa değişime hazır mısınız? Ruh ve beden, zihin bütünlüğü için neler mümkün? Bunun için tabii ki işin uzmanına başvurduk. Yanımızda Golden Hill Wellness Stüdyo'nun kurucusu ve aynı zamanda yoga ve pilates eğitmenimiz Sayın Şebnem Özden ile birlikteyiz. Ve konuya dair ve daha birçok konuya dair kendisinden bilgi alacağız. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi tabii ki hizmetlerimiz var. Ve bununla ilgili birçok konuya dair dediğimiz gibi bilgiyi sizden alacağız ama öncelikle sizi kısaca tanıyalım. Şebnem Özdenli adım. 1967 doğumluyum. 50 yaşındayım. Maşallah. Teşekkürler. Fakat öyle hissetmiyorum hiçbir şekilde. İnsan hissettiği yaştadır derler ya. Bunda tabii ki bol aktiviteye ve devamlı öğrenciliğe borçlu olduğumu düşünüyorum. Benimki burası tam bir emeklilik sonrası hobilerini işe dönüştür projesi oldu. Oğlum olası ben hep seyahatlerdeydim yurt dışında, özellikle Asya ülkelerinin tamamında bulundum ve uzun süreler geçirdim. Yıllar boyunca oradaki felsefelerle, masaj olsun, feng shui olsun, yoga olsun, Taoist tapınaklar vesaire bizzat yaşayarak tanıklık ettim. Tabii bunlar böyle beni farklı bir anlamda yoğurmaya başladı. Eskiden ben de spor deyince kışın hani çalışırken fitness tercih ediyordum. Spor kulüplerine gidiyordum. Bir süre sonra oraları bana çok yorucu gelmeye başladı. Farklı arayışlar içerisine girdim. Ve tabii ki uzak doğuda bulunduğum için akla ilk önce yoga geldi. Burada yogaya başladığımda o dönem fazla yaygın değildi yoga. Buna rağmen vazgeçmedim. Uzak mesafelerde kat ederek devam ettim uzun bir süre. Ve onun yanında daha sakin bir egzersiz sistemi olan pilatese yöneldim. Özellikle doğum sonrası. 11 yaşında bir oğlum var. Ve onunla birlikte seyahatlerimize de devam ederek farklı eğitimler almaya devam ettim. Bu arada tabii ki kurumsal hayattan geliyorum ben. Dış ticaret, özellikle ithalat bölümünde çalıştım uzun yıllar. Emekli olduğum gün artık yeter dedim. Bir süre düşünmüştüm aslında devam edeyim mi diye. Fakat artık farklı bir şey yapmam gerekiyordu. Bir süre hiçbir şey yapmadan her şeye ara verdim. Bir temizlik yaptım, alan açtım kendime. Yani bu eşya temizliği, kişilerle ilgili temizlik, düşünce temizliği ve alan açtığımda doğru enerjiler akmaya başladı bana. Bu dönemde ben sanırım doğal aksesçiyim, öyle düşünüyorum. Sorular sormaya başladım kendime. Ve o sorular beni Access Consciousness'la tanıştırdı. Bu da bizim buradaki hizmetlerimizden biri. Ve çok önemli bir hizmet aslında. Evet, çok yaygınlaşmaya başladı. Son günlerde benim, de çok yoğun. Çok yoğun. Çok evet, yoğun talepler var. Çok yoğun talepler var. Ben faydalarını hayatımda bizzat yaşayarak gördüm. Benim hep bir öğrenme çabam, isteğim vardı. Çok sayıda sertifikam var, çok sayıda diplomam var. Öyle ki içeride duvarlar dolu, hepsini asamadım bile. Yani çerçeveler yetmedi ve burayı açtıktan sonra dahi bir sürü sertifika eğitimi aldım. Buradaki hizmetlerimiz arasında yoga, yoganın tabii farklı ekolleri var. Bunun arasında hamak yogası, vinyasa yoga, hatha yoga, yin yoga, temel yoga eğitimleri var tanışmak için. Çünkü hiç bilmeyenler de gelebiliyor. Pilates'te ise mat pilates. Bu kişiye özel rehabilitasyon için eğitimler de veriliyor burada.
Tabii bu farklı eğitimlerden faydalanabilmek için sevgili izleyicilerimizin ne yapmaları lazım? Tabii ki buraya gelmeleri gerekiyor. Evet, kesinlikle. Ama nereye gelecekler? Golden Wheel Wellness stüdyoya gelecekler. Doğal olarak. Ve tabii onların her zaman yanındayız, evet. Destekçiyiz. Yani, öyle değil mi? Şimdi tabii ki sadece stüdyomuzu görmek için de gelebilirler. Burada onları ağırlarız. Burada güzel sohbetlerimiz oluyor. Bu mekanı özellikle yaptık. Burada çay ikram edelim, sohbetlerde bulunalım, tanıştıralım diye. Ve bizim öyle çok yüksek fiyat taleplerimiz de yok. Yani böyle ilk derslerimiz demo oluyor zaten. Peki, çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen, sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? Son olarak kendimiz çok değerliyiz, çok önemliyiz. Bu yüzden kendimize iyi bakmalıyız. Bu da bedenden başlar. Kesinlikle ve değer vermeliyiz. Değer vermeliyiz. Şimdi burada access consciousness da çok önemli. Bizim hepimizin bir blokajlarımız var hayatta. Access'le bu blokajları başımızın üzerinde 32 tane nokta var. Oralara dokunarak o blokajları elimine etmelerini sağlıyoruz. Artı soruda kalarak, yani devamlı bundan daha iyi nasıl olur, burada başka neler mümkün diyerek soru sorarak alan açmaları için onlara yardımcı oluyoruz, yol gösteriyoruz. Aslında burada bir rehber oluyoruz, evet. Hayatı daha kaliteli bir hale getirebilmek için kesinlikle. Rehber niteliği görüyoruz kesinlikle. Burada da. Ve ben dediğim gibi 50 yaşındayım, çok tecrübelerim var, yani hem görerek gezerek hem okuyarak. Ve bunları paylaşmayı çok seviyorum ve insanlardan da her zaman katkı almayı çok seviyorum. Yani her konuştuğum, her ziyaretçiden mutlaka bir şey öğrenilebiliyor. Ben mesela diş ağrısı çekiyordum bu hafta ve antibiyotik etki etmedi bana. Gelen bir üyem pilates için gelmiş, bana Reiki uyguladı ve diş ağrım geçti. Yani bundan daha iyi nasıl olur? Yani hepimiz birbirimize bir hediye, bir katkıyız. Kesinlikle. Hepimizin birbirimize öğreneceğimiz şeyler var. Ve paylaşacağımız çok evet, şey var. Kesinlikle. Hayatı paylaşmak için sizleri buraya davet ediyoruz sevgili izleyiciler.